Herkese selam insanlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yaptığımız en iyi gizem videolarından bir tanesi de karşınızdayım. Belki de en iyisi budur. Bugün arkadaşlar mesela aylardır belki de birden uzun bir süredir gizem videoları yapıyoruz ya. Bulduğumuz en gizemli 7 olay ne? Yani Brawl Stars'ın en gizemli 7 maddesini arkadaşlar bugün bunları derledim. Mesela atıyorum oyuna açıklanıp da gelmeyen karakter. Ya da atıyorum arkadaşlar bizlere sürekli gösterilip de oyuna gelmeyen bir tema. Veya aylardır neredeyse de 1 yıldır bizlere yeni güncellemeyi önceden haber veren bir radyo yayını gibisinden. Bir sürü gizemli olay var bunun için arkadaşlar ve yaptığımız en iyi gizem videosu bu olabilir. Eğer bunun ikincisinin gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video 2000 like gelirse Brawl Stars'ın en gizemli olaylarının ikinci bölümü de gelecektir arkadaşlar. Bu arada bu videoyu şu anda vallahi billahi 4.30'da çekiyorum ve siz bunu saat 12'de izleyeceksiniz muhtemelen. Ve akşam videosu da gelecektir arkadaşlar. Artık günde 2 video atıyoruz biliyorsunuz ki. O yüzden de videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. O zaman hemen hızlı bir şekilde ilk maddemizle beraber başlayalım. Yedinci maddemizde arkadaşlar Mortis'in morgu var. Mortis'in morgu şu anda en az gizemli olaylardan bir tanesi ama hani bir sürü gizem videomuzda bahsetmiştiriz. Şu anda kanalda arkadaşlar 160'tan fazla gizem videomuz var bu arada oynatma listesinde. Bu 160 videonun da böyle 15 tanesinde falan en azından Mortis'in morgundan bahsetmiştir diye düşünüyorum. Mortis'in morgu maceramız ilk evveli arkadaşlar bayağı önceden başladı. Öncelikle şu fotoğraf arkadaşlar bizler için zaten şüpheli fotoğraftı. Burada arkadaşlar bazı Brawl Pass temalarını görüyorduk. Sol kısımda birinci solun, orta kısımlarda 2, 3 ve 4. solun ve sağ kısımda Mortis'in morgu. Ve arkadaşlar bu fotoğraftan daha önce aslında biz Mortis'in morguna geleceğini düşündük ama bu fotoğrafla beraber sezon 6. sezonda acaba dedik ki abi gelebilir mi Mortis'in morgu? Mortis'le alakalı bir korku teması. Çünkü Archival'ın bir de vardı oyuna girecek olan Supercell May kostümü. O da işte anlamı kötülerin kötüsü tarzı zaten baş düşman B diye geldi. O da bir korku güncellemesine gelebilir diye düşünmüştük. Yani korku güncellemesi de Mortis'in morgu demek arkadaşlar. Ve Frankie and tarzı karakterleri de bir kostüm gelebilir diye düşünmüştük. Çünkü Brawl'un güncellemesinde hiç korku karakterlerle alakasız kostümleri getirirler. Belki böyle daha güzel bir korku temasına saklıyorlar dedik. Ve hala da düşüncemizden vazgeçmedik. 7. sıramızda Mortis'in morgu var. Şimdi bütün detaylara bakmayalım ama en büyüğünden arkadaşlar bu fotoğraf bizler için bayağı bir şey söylüyor. 6. sırada lütfen bekleyiniz yazısı var arkadaşlar. Şimdi bu lütfen bekleyiniz yazısı bunun Türkçe çevrilmiş hali. Biz arkadaşlar en başta şu animasyonda mesela dünkü videonun sabahki videosuna bakmıştık ya. İşte şampiyonluk mücadelesi animasyonunda aynen bu şekilde belirttiği gibi lütfen bekleyiniz yazısı var arkadaşlar. Yani bu İngilizce'de ama onu Türkçe olarak söyleyeyim. Onun haricinde Brawl Stars'ın bir yıl önce paylaşmış olduğu Barley animasyonunda yine aynı lütfen bekleyiniz yazısını görmüştük. Ve bu ilk Brawl Talk, yani Brawl Stars tarihinin ilk Brawl Talk'u, Ryan'ın olduğu bir Brawl Talk arkadaşlar, Leon'un geldiği Brawl Talk'ta yine lütfen bekleyiniz yazısıyla karşılaşmıştık. 3 kere karşılaştık. Eğer daha fazla karşılaştık 6 değil belki 3. sıraya falan koyardım. Evet, bakalım arkadaşlar Mortis morgu ve lütfen bekleyiniz yazısı tarzı gizemler artmaya devam edecek mi? Artarsa belki sonraki videomuzda yine listeyi alırız. Şimdi 5. sırada kayıp karakter var arkadaşlar. Bu kayıp karakter su karakter. Şimdi şu animasyonda görmüş olduğunuz bir tane karakter vardı. Tabii ki bu yani genelin toplumun düşüncesi. Bu bir karakter de olmayabilir arkadaşlar. Kesin değil. Bu bir cin kostümü de olabilir. Başka bir karakter kostümü olabilir. Belki Squawk da olabilir. Squawk'a ben baktım ama Squawk pek fazla benzemiyor. Eğer benzese de söylerdim ama bu karakter arkadaşlar bir korku güncellemesi, bak Mortis'in morgu temasında. Mortis'in morgu önce daha önceden geldi arkadaşlar ama tekrar gelebilir demiştik. Mortis'in morgu temasında böyle bir karakter gözüktü. Eğer 7. maddedeki Mortis'in morgu da geldi zaten bu kayıp su karakterde gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu kayıp karakter oyuna hala gelmedi. 1,5 yıldan fazla bir süre oldu. Belki de bu karakterin yüzünü görmeyi bile sıkılmışsınız diye düşünüyorum. Ama yani ben bu karakterin hala geleceğini düşünüyorum. Bu benim düşüncem arkadaşlar. Bu tabii ki de tahmin ve teoridir. Evet, 4. sıramızda arkadaşlar StarPark.biz sitesi var. Ben bu siteyle alakalı pek fazla video yapmadım ama arkadaşlar videolardan bahsediyordum. StarPark.biz sitesinden bahsediyordum arkadaşlar. StarPark.biz sitesi nedir? StarPark teması daha gelmeden kurulmuş olan bir sitedir arkadaşlar. Bu StarPark.biz sitesi
Böyle bizleri yine yeni güncellemeyle alakalı böyle ilginç tuhaf fotoğraflar paylaşıyor. Genellikle anlamsız gibi gözüküyor ama onun altından bir şeyler çıkıyor. Mesela arkadaşlar sizlere Lugia, eğer bulabilirsem arkadaşlar, Lugia gelmeden önce buldurma tarzı fotoğraflar paylaşıyordu. Lugia işaret birkaç tane bizlere örnek veriyorlardı. Ve mesela Mortis Morgul ile alakalı bir tane mezar bulunuyordu arkadaşlar bu sitede. Ve tabii ki Mortis Morgul daha gelmedi. Starpark.biz sitesinin resmi bir site arkadaşlar. Ama Supercell tarafından açıklayamayan bir site. VKBR'li gibi, ona da birazdan geleceğiz. Şimdi diğer şey arkadaşlar, Kedi Kit. Üçüncü maddede Kedi Kit var. Ama aslında tam olarak Kedi Kit denmez. Uzay grubu arkadaşlar aslında tam manasıyla başlı başına bir gizemli. Çünkü mesela Albayraf var. Albayraf arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuna 4 yıllık bir karakter olduğunu söylemiştik. Çünkü oyuna Sheridan bile önceden eklendiğini de söylemiştik. Yani Albayraf zaten arkadaşlar böyle bir tane 8 bitim mini oyunu vardı. Albayraf ilk önce 2 boyutlu bir şekilde görmüştük. Yani oyun daha bize açıklamadan Albayraf'ı görmüştük. Albayraf zaten başlı başına bir gizemli bir karakter. Bir de Squawk geliyor arkadaşlar. Squawk'ın da böyle boynundaki asılı olan yerlerde Kedi Kit'e benzer bir rozetin de bulunmuş olduğunu gördük. Yani bu üçlünün üçüncüsünde de Kedi Kit'in gelebileceğini yine düşünmüş olduk. Çünkü arkadaşlar Kedi Kit bir Brawl Talk'ta işte yeni karakterimiz Kedi Kit diye tanıtıp kedi karakteri yerine köpek karakter getirmişlerdi. Albayraf zaten gizemli bir karakter. Kedi Kit'i zaten getirmediler. Hala arkadaşlar o Kedi Kit chat'te var yani. Oyuna gelecek mi gelmeyecek mi? Squawk'taki o Kedi Kit rozetini gördükten sonra da öyle bir şey düşündük. Ki zaten arkadaşlar Albayraf gelmeden önce, yani Kedi Kit diye bir şey tanıtılmadan önce de kedi karakter düşünüyorduk. Çünkü kediyle alakalı detaylar vardı. Yani arkadaşlar bence bu Kedi Kit ya da böyle şey açalım parantezim, uzay grubu oyunun en gizemli 3. olayına girme hakikaten bir şey düşünüyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar oyunun en gizemli 2. olayına. Bu da Star Park. Star Park arkadaşlar neden çok gizemli? Çünkü bakın benim dediğim arkadaşlar doğrulamak için Twitter sayfasına gidebilirsiniz. Brawl Stars'ın resmi Twitter sayfasına girin, rastgele bir tane fotoğrafa bakın. O fotoğrafta arkadaşlar şöyle bir logo bulma ihtimaliniz çok yüksek. Böyle bir logo bulmazsanız bile arkadaşlar yine Star Park logosu oluyor bu arada. Star Park ile alakalı detaylar bulursunuz. Star Park logosunu arkadaşlar ilk evvel şöyle bir animasyonu görmüştük. Bir Brawl Talk'ta görmüştük. Ve burada bir yatırımcı abimiz vardı. Ve zaten bu 7 dakikalık yatırımcı abimizin bulunmuş olduğu filmdeki gizemler hala bitmedi. Yani o animasyon yayınlandığı ilk günde demiştik arkadaşlar bunun gizemleri böyle çok aylar boyu sürecekti demiştik. Ve sürüyordu hala arkadaşlar, onun gizemleri hala bitmiyor. Oyun yöneticilerimiz de açıkladığı gibi her güncelleme Star Park güncellemesidir. Ve bir ön planda olmuş olduğu bu fotoğrafta arkadaşlar sol kısımda yine bir Star Park logosu görmüştük. Hem de arkadaşlar bakın daha dünkü videomuzda, tamam mı, daha dünkü videomuzu izleyenler bilir, dünün sabah videosunu izleyenler bilir, dünkü animasyonda bile Star Park logosu vardı. Yani daha dünkü videoda bile bu logodan vardı. Bence oyunun en gizemli 2. olayı olmaya hak kazanmıştır. Ve oyunun en gizemli 1. olayı, ben arkadaşlar bu olay hakkında aylardır video yapmıyorum çünkü aylardır yeni bir ses vermiyor bu VKBRL yayını. Arkadaşlar VKBRL yayını yayın hayatına neredeyse başlayalı 1 yıl oldu. Futbol temasında böyle bir işte şeyin üzerinde bizlere VKBRL'nin başlangıç tarihini vermişlerdi giriş ekranında. Onun haricinde VKBRL'e başladı. Brawl Talk'ların linkine VKBR linkini koydular. Resmi bir yayın olduğunu gösterdiler. Bizlere bir sürü güncelleme önceden gösterdi. Ember olsun işte. Gale vardı VKBR. Ya bilmiyorum, çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Bayağı aylardır yeni ses vermiyor. Biz sanırım bunun normal olduğunu söylemiştik diyor arkadaşlar. Yani yeni bir ses vermediği için de ben de aylardır video yapmıyordum. Evet arkadaşlar, kısacası bana göre Brawl Stars'ın en gizemli de olayı bu şekildeydi. Eğer daha fazla bu tür videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu video 2000 like gelirse bunun ikincisi gelecek ama gündem birazcık değiştikten sonra ikincisi gelecek. Neyse, o zaman kendinize iyi bakın. Yanlış kanalı tıklayarak diğer videoya gelebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.